Ankara temsilcimizin sorularını yanıtladı Ahmet Davutoğlu. Sayın Erdoğan gerçekten ciddi bir panik içinde. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin e, heba edildiği ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık bundan sonra da olmayız. Kendisinden beklenen cevabı ve vermesi dolayısıyla Sayın Akşener'i tebrik ediyorum. Gelecek Partisi Genel Başkan Ahmet Davutoğlu Halk TV'deydi. Erdoğan'ın Akşener'e altılı masaya terk et çağrısını yorumladı. Dönüp kendinize bir bakın. Neyi yanlış yaptık diye bir sorun. Neden bugün Bahçeli'ye muhtaç kaldık diye sorun. Neden Perinçe'ye muhtaç kaldık diye sorun. Altılı masayı anlattı. Cumhurbaşkanı adayı tarifi yaptı. Bütün ülkeyi gözetecek. Siyasi hırsını bir kenara koyacak ve sadece ülkenin sağlıklı bir geçiş yönetimi, geçiş süreci yaşamasına kendisini odaklayacak bir isim arayacağız. Şimdi bunu açıklayacağız 28 Kasım'da. Belki liderler olarak biz de katılacağız bir istişareyle o lansmana. Sonra bir araya geleceğiz. Yol haritasını konuşacağız. Aynı gün. Aynı gün. Ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ. Ahmet Davutoğlu korkma artık ya. Ahmet gerçekten korkma. Anlat şu. Haziran-Kasım arasında ne olduğunu anlat. Gelecek Partisi lideri yanıt verdi. İktidara yaranma hedefidir. İktidarın hesabına çalışmadır. Oyumuz arttı Bakın, açıklamanız. Bu alçakça bir iftiradır. Defalarca bunu yayınladık. Televizyon yayını verdik. O açıklama gar saldırısından 10 gün sonradır. Gar saldırısından 2 gün sonra NTV yaptığım açıklamada hem olayla ilgili gayet şeffaf bilgiler verdim. Partisinin uyuşturucuyla mücadele eylem planında açıklamıştı. Ağustos 2021'de 1.3 ton uyuşturucu dolu haldeyken Brezilya'da el konulan Türk uçağı ile ilgili. Bu sözlerden benim başbakanlığım döneminde bu uçakta kokain taşındığı gibi bir iddia çıkarabilir. Eleştirmek, katkıda bulunmak yerine çok açık Türkçe ile konuşulmuş, geçmişi verilmiş, tarihleri verilmiş bir konuşmadan bunu alıyorsunuz. Cımbızla artık yani bu bunun hiçbir izah edilir tarafı yok. Bunu yapan basın mensubu gazetecilik ahlakına aykırıdır. Davutoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işaret etti. Son dönemde Türkiye'nin uyuşturucu merkezi haline, hedefi haline ve merkezi haline gelmesinin birinci derecede sorumlusu İçişleri Bakanı'dır. O İçişleri Bakanı'nı görevde tutan Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Makyavelist bir tavra yöneldiğini ortaya koyar. Selahattin Demirtaş'ın Edirne'den Diyarbakır'a götürülmesini ilişkinde konuştu. Başak Demirtaş'ı aradığını söyledi. Doğru yapılmıştır bence ben onu yanlış görmüyorum hatta. Sayın Demirtaş'ın eşi baş Sayın Başak Demirtaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerimi de ilettim. O illüzyon burada işte. İktidar olmak için her türlü çelişkiyi mübah göreceğini düşünüyor. Dün öğleden sonra akşamüstü olmuştu. Kürşat Zorlu'yu aradım. Dün demokrasi meydana katılmıştı ya çok ilgi çekmişti. Sonrasında da Erdoğan'ın o açıklamaları, akşama yönelik çağrıları gelince ne oluyor dedim Meral Hanım nasıl bunları yorumluyor? Anlattı bana bu kısmı off the record yani yazılmamak konuşulmamak üzere ama bu kısmı konuşulabilir dedi. Biraz sonra da irdeleyeceğiz onlar efendim. Bu arada hani zaman zaman Yılmaz Özdil işte Emin Çöleşen yazar ya mahkemeye gidiyorum. Bugün yazı yazamayacağım diye. Bakın Yazgül Aldoğan 10 yıldır her sabah bizi izler. Deneyimli gazeteci yazar. O da bugün adliyeye gidiyor. Sebebini de yazmış bana ama daha sonra konuya tam olarak hakim olayım. Ama şimdiden işte gazetecinin kaderi bu Türkiye'de. Adliyelerde süründürüyorlar bizleri gazetecileri. Gün geçmiyor ki bir dava açılmasın. Yazgül Erdoğan'a da gazetecilere de geçmişler olsun diyorum efendim. Gazetelere cumhuriyetle devam ediyoruz. Saray masayı deviremedi. Erdoğan'ın altılı masayı terk et çağrısına akşamlardan olumsuz yanıt. Bu konuda biraz sonra Zeydan Karalar geliyor. Adana'da geçtiğimiz hafta hem Kılıçdaroğlu'nu hem Akşener'i hem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı, ne bileyim Muhittin Böcek, işte Muğla Belediye Başkanı Osman Gür'ün onlarca belediye başkanını da ağırlamıştı Adana'da. Zeydan Karalar'ın gözlemlerini merak ediyorum. Çünkü hepsiyle konuştu. Adana'da birisi bir kebapçıya gitti, birisi öbür tarafta filan. Acayip şeyler olmuştu. Biraz sonra Demokrasi Meydanı'nda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geliyor. Bunu da kendisine soracağım. Bir sonraki manşet. Cumhuriyet'te bir detay daha vardı. Evet o ismi biliyorum. Özdağ suikast iddiasını yineledi. 2015'teki patlamalar için adres gösterdi. Ümit Özdağ Ege temsilcimiz Tuncay Molla Veysoğlu'nun sunduğu TV programında 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşanan terör saldırılarını gündeme getirdi. Özdağ sürecin nasıl işlediğini isim isim biliyorum. Ama bunu ben söylersem iddia, Davutoğlu söylerse itiraf olur. Davutoğlu konuşmalı dedi. Özdağ kendisine suikast yapılacağı duyumları aldığını da söyledi efendim. Bir de adliye koridorlarında takip ettiğimiz haberlerden birisi. Bir katliam ve bu katliamın adliye koridorlarına yansıması. 2021 mayıs'ta saldırıya uğradılar. 2 ay sonra 30 Temmuz'da Mehmet Altun tarafından öldürüldüler. 7 kişilik aile yok oldu. Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan Dedeoğulları ailesi davasında karar çıktı. Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası, farklı suçlardan da 10 yıl hapis cezası verildi. Davanın karar duruşması Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya HDP ve CHP'li vekiller de katıldı. Dedeoğulları ailesinin yaşayan tek ferdi Çetin Dedeoğulları da duruşmayı takip etti. Avukat Atilla Kart 45 yıllık hukukçu kimliğimle konuşuyorum. Böyle vahim bir tablo görmedim. Mahkeme panik halde bir an önce karar çıkarmak istiyor dedi. Mehmet Altun'un 20 Mayıs'tan 30 Temmuz'a kadar geçen süre boyunca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini, orada 4 saat kaldığını söyledi. Avukatlar ara karar talep etti ama mahkeme bu talebin yargılamayı uzatmaya dönük olduğunu savundu. Avukatlar katliamın arkasında kimlerin olduğuna dair araştırma istedi. Tüm talepler reddedildi. Dedeoğulları ailesinin avukatları mahkemenin tavrının hukuka uygun olmadığını söyledi. Reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bunun üzerine avukatları salondan çıkardı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Mehmet Altun'a 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Diğer tüm sanıklara ise beraat kararı verdi. Ve manşet yolculuğumuz harika olurdu. Dediğiniz ne var? Bana hadi söyleyin uyandık hepimiz. Harika olurdu. Şöyle Türkiye güllük gülistanlık olsa, geleceğimizden kaygı duymasak. Mesela enflasyon böyle %7'lerde, 8'lerde olsa, resmi rakamlara göre bile %100'lere yaklaşmasa. Harika olurdu diyorum ben. Siz ne diyorsunuz efendim? Hadi konuşun benimle. Yavuz ne o harika olurdu? Ne o harika olurdu efendim? İşte bakın bu. Bizim neşemizi, umudumuzu, iyimserliğimizi yeniden kazanmamız gerekiyor. Cüneyt Özdemir'in öyle bir kitabı vardı ya. Coşkusunu kaybeden ülke. Coşkusunu yitiren ülke. İşte amacımız bu. Diyor ve manşetlere devam ediyorum. Cumhuriyet'ten sonra sıra geldi Türk Günü'ne. Türk Günü'nün manşetinde provokasyonlara pabuç bırakmayız diyor Erdoğan'ın sözleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin hiçbir provokasyona pabuç bırakmayız, geleni yaparız. Bu saldırı yaklaşan seçimlerle bağlantılıdır gibi bir ifade de terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası dedi. Bu yaklaşıma biliyorsunuz Devlet Bahçeli de tepki göstermişti. Dün sizlere Türk Günden manşet olarak okumuştum. Bir sonraki gazeteye geçelim. Bir gün gazetesinde rejimi silmekle işe başlamalı diyor gazete. Güç kaybeden iktidar seçime doğru gidilirken içeride ve dışarıda beklenti yaratma üzerine bir strateji kuruyor. Ancak Erdoğan'ın sil baştan diyerek attığı bu adımların ne karşılığı ne de inandırıcılığı var. Rejim silinip gidecek diyor. Bir detay daha rica edeceğim bir günden. Hekimler susmaz. Şehir hastaneleri için kent merkezindeki hastanelerin kapatılmasına karşı çıkan hekimler bu nedenle baskı gördüklerini savunarak eylem yaptı. Hastanemi Açın platformu üyeleri Ankara Ulucanlar Göz Hastanesi önünde bir araya geldi. Ankara Tabip Odası'ndan Doktor Asuman Doğan basına izinsiz demeç verme suçlamasıyla hekimlere ceza veriliyor. Platform sözcüsü Doktor Bayazıt İlhan hakkında da aynı gerekçeli inceleme başlatıldı. Ceza ve incelemeler derhal sonlandırılmalı dedi. Dün Kürşat Zorlu'nun da dikkatini çektiği muayenehanesi olan hekimler de dertli. Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemesi hem hekimleri hem de hastaları mağdur ediyor denilmekte. Bu da bizim takip listemizdeki önemli gelişmelerden biri. Ve dün burada demokrasi meydanında tam da şurada İyi Parti'nin sözcüsü Profesör Doktor Kürşat Zorlu demokrasi meydanına katıldı ve sorularımızı yanıtlamıştı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz. Endişesini mi Endişemiz var, evet. Altılı masayı birbirine düşürecek ya da partiyi kendi içinde tartıştıracak, partileri kendi içinde tartıştıracak bir takım hamleler, dezenformasyonlar, bir takım manipülasyonlar, her türlü şeye hazır olun anons ediyorum. İktidar canağından bu tür bir propaganda... Kemal Bey üzerinden yürütülmek istenebilir. Bu tabidir ama zaman zaman bir araya gelmiş siyasi partilerin içerisinden de kamuoyuna yönelik değerlendirmeler bunlar açıkçası çok da doğru bulmam. Altılı masada aday tartışması mı var? İYİ Parti'li Ağır Alioğlu'nun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı için söylediği "kazanamama endişemiz var" sözleri adaylık tartışmalarının fitilini yeniden ateşledi. İYİ Parti'den Ağır Alioğlu'nun açıklaması için kişisel görüşüdür açıklaması yapılsa da kazanacak aday vurgusu devam ediyor. Kazanacak bir aday. Kazanacak bir aday derken ben bunu bakın sadece matematiksel hesaplar üzerinden değerlendirmeyelim. Bir heyecan dalgası insanımızı heyecan atmosferiyle bu seçime götürme sorumluluğu ve en önemlisi de makul çoğunluğun sesi olabilmek Geçtiğimiz günlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın oğlunun düğünü için Adana'ya giden İyi Parti Genel Başkanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Adana'nın İmamoğlu ilçesine de uğradı. Daha sonra Akşener'in yaptığı İmamoğlundayız paylaşımı İmamoğlu'na adaylık desteği mi sorularını akla getirdi. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu Halk TV'de yeni bir sabah programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Zaman zaman isimler ses Evet. Bakın gerçekten Sayın Genel Başkanımızın herhangi bir üst isim üzerinde şu anda hani bir bir yönlendirme yapması mümkün değil şey olarak çıkan haberleri bazı haberleri okuyorum ben de burada esas olan şu anda kazanacak aday olacak kişinin yani o belirleyeceğimiz yöntem çok önemli. Aynı soru İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da soruldu. Çok şık bir mesajdı yani. Ben gayet şık, gayet güzel bir atışma. Partiden... İmamoğlu ilçesi, İmamoğlu'ndayız. Evet. Daha ne desin evet. yani? Evet. Yani Sen kendime esin. yapılmış jest olarak Buyur, görüyorum. Esin. İktidar medyası bir süredir altılı masanın dağılacağı ve bunun da Akşener'in kararıyla olacağı yayınları yapıyor. Evet. İsmail evet. Küçükkaya bunu da edelim. sordu zorluya. Biz iyi Parti olarak dağılmaması için. Gerçekten e, milletimizin özlediği, beklediği iktidar değişimi hevesini gerçekleştirebilecek bir birliktelik olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Gerçekten bu çabayı gösteriyoruz. Buna inanın yani. E, çünkü e, buna mecburuz. Altılı Masa'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı üzerinden başlayan tartışmaya Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı. Uysal'dan Ağır Alioğlu'nun aksi yönde yanıt geldi. Kazanabileceğini düşünüyorum. Ortak bir iradeyle ortak bir Cumhurbaşkan adayının ifade ettiğim bir paket programla beraber ortaya konulduğu takdirde toplumsal mobilizasyonu ben sağlanabileceği kanaatindeyim. Biraz sonra